Haber Meccani'ne hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün oldukça sizlerden gelen hani yoğun sorular oluyor vesaire. Hep arkadaşlar genel kilitlenen nokta şu. Oyuncumu nasıl geliştiririm? Oyuncu nasıl gelişir? Şimdi oyuncu arkadaşlar öncelikle antrenmanla gelişir. Ha oynattığınız zaman da oyuncu gelişir ayrı bir mevzu ama öncelikle biz antrenman üzerine yoğunlaşalım. Şimdi arkadaşlar sistematik olarak baktığımızda şimdi her gün yapmamız gereken bir antrenmanlar var. Günlük antrenmanlarımız var. Ki bunu yapmadan oyuncunun şuradaki bonus seviyelerini onlara çıkartmamız lazım. Onu yapmazsak çıkartamayız. Birincisi bu takımın şuradaki görmüş olduğunuz bonus antrenmanları. Birincisi bunu yapmamız lazım. İkincisi oyuncuların arkadaşlar bireysel olarak şurada gördüğünüz gibi şuradaki 10-10 yazanlar var ya. Orada bu da arkadaşlar oyuncunun bonusu, oyuncunun antrenmanı. Şimdi bizim bu ikisini bir kere yüksek tutmamız lazım ki normalde oyuncu gelişiminden ayrı olarak söylüyorum bunu. Maçları güzel bir şekilde kazanalım. Ya yani oyuncudan verim almanın yolu öncelikle arkadaşlar bu oyuncunun bireysel performansının yüksek olmasına bakıyor. Yani hani oyuncunun sayısal gücünden ayrı olarak öncelikle bunun bilinmesi lazım. Yani oyuncuya bir günlük antrenman yaptırmamız lazım. Günlük antrenmanla tüm takımın ortalamasını sürekli onda tutacağız. Her gün biliyorsunuz 2 puan iniyor. Yani bir gün antrenman yapmaz, hiç antrenman yapmazsanız 8'e düşer. Ertesi günü 6'ya düşer gibi. Dolayısıyla her gün arkadaşlar bir kere bu oyuncuların sahada gol atabilmeleri için, sahada adam gibi oynayabilmeleri için buradaki performansların 10 olması lazım. Hem bireysel hem de takım bonusu 10 olursa da bildiğiniz gibi oyun içerisinde topa sahip olma bonusu, işte hücum, savunma veya kondisyon neyse onu verip artık kendi taktik planımıza göre oyun içerisinde ki ben genelde topa sahip olma bonusunu tercih ediyorum. Çünkü top bende olursa daha rahat hareket. Neyse bu konu başka bir şey. Şimdi gelelim oyuncu gelişimine. Şimdi öncelikle arkadaşlar o yüzden bir günlük antrenman yapacağız. Günlük antrenmanla oyuncuların performansını sürekli yüksekte tutacağız. Ondan sonra da arkadaşlar ikinci sırada asıl oyuncuyu geliştireceğimiz, seviyesini yükselteceğimiz özel antrenmanlara. Şimdi önce bir günlük antrenmanı hızlıca bir geçeyim. Gerçi biliyorsunuzdur. Ama ben kullandığım metodu söyleyeyim. Hepsini seçiyorum arkadaşlar. Ondan sonra alıştırma setinde bunu daha önce günlük antrenman videolarında anlatmıştım. Günlük antrenman dediğimde. Arkadaşlar ısınmayla başlayıp germeyle bitiriyoruz. Savunmadan top çevirmeyi alıyoruz. Kafanı kullana alıyoruz. Hücumda pas, koşu ve şut ve arkadaşlar beceri alıştırması. Gördüğünüz gibi toplam değeri 7.5. Yani oyuncuların yorulacağı toplam değer 7.5. Bunu arkadaşlar bitti deyip birincisi bu. 2 çarpı al diyoruz. Şu görmüş olduğunuz gibi. Bunu 2 çarpı al dediğimizde arkadaşlar otomatikman bize getireceği bonusu 2 katlı oluyor. Dolayısıyla bu takım bonusunu elde ederken avantajlı oluyor. Bunu arkadaşlar 2 kere yapıyoruz. Her ikisinde de 2 çarpı al diyoruz. Birinde böyle yapıyoruz. Hemen şurada göstereyim. Mesela bugün de yaptığım gibi. Şöyle şuradan. İkincisinde arkadaşlar şuraya çıkıyor. Şuna 2 çarpı al diyoruz. Tamam mı? Şuradaki gördüğünüz yere. 2 çarpı al diyoruz. Unutmayın. 2 kere bunu yaptık mı takım arkadaşlar 8'den 10'a gelir. Ha bu arada bunu takım bonusunu böyle arttırabilmemiz için arkadaşlar oyuncularımızın 28 kişilik kadroyu doldurmamız lazım. Yani sadece 11 veya 18 kişiyle yaparsak bu takım bonusunun toplama noktasında eksiklik çekeriz. Zaten diğer sebeplerden ötürü de hani ligde daha düşük seviyeli takımlarla eşleşebilmek için de şu rezerv olan oyuncuları işte düşük seviyeli oyunculardan tutmamız lazım diye bundan bahsettim. Hatta dünkü videoda da bahsetmiştim. Burada arkadaşlar o elemanlar da olursa rahat olur. Ha iki kere yaptık. Oyuncuların bonusu %10-10 arttı ama takım bonusu tam %10 artmadı diyelim. O zaman arkadaşlar rezervdeki oyuncuları şu 8-10 tane oyuncuyu seçeriz. Bak şurada şöyle 11 tane oyuncu seçmişim gördüğünüz gibi. Veya şu bunlar bireysel oyuncu geliştirme ile alakalı. Neyse mesela şurada 11 oyuncuyu seçmişim arkadaşlar. Bu 11 oyuncuya sadece bu antrenmanı uygulamışım. Ve takım bonusunu yani 2 tane normal tüm oyuncular 28 kişilik kadroyu bir kere de işte 10 kişi 11 kişi neyse rezervdeki oyuncuları seçip antrenmanı yapmışım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar antrenman setinde hem hücum hem savunma hem de fiziksel gelişimi seçtiğimiz için gördüğünüz gibi bütün antrenman bölümleri hepsi
full geçiyor. Ve arkadaşlar bireysel oyuncu performansını, takım performansını 10'a çıkartıyoruz. Bu çok güzel. Bunu 2-3 kere yapmış olmamız yeterli. Sonra arkadaşlar sistem size şey diyecek işte günde 4 kere yapmadığınız için antrenman yapın falan filan diye. Hiç arkadaşlar dikkatinizi yani şey yapmayın, bozmasın bu. Bunu yapmış olmanız yeterli. Şimdi gelelim asıl önemli olan konuya. Yani bu çok önemli maç kazanmak için oyuncu gelişiminde. Bu çok çok önemli. İkincisi bireysel olarak herhangi bir oyuncuyu mesela Gençlik Akademisi'nden aldığım bir tane oyuncu diyelim şu Kurt. Şimdi arkadaşlar Gençlik Akademisi'nden geldi bu eleman. Ben buna baktım. ST pozisyonunda. Şuna şöyle bir AMR yeteneğini tıkladım. Bunu test etmemin sebebi, bunu tıklamamın sebebi ne kadar hızlı geliştiğini görmekti. Baktığım zaman da arkadaşlar çok hızlı gelişmediğini gördüm. Yani 1-1-2 şeklinde artıyor. Dolayısıyla çok hızlı gelişen bir oyuncu değil ve ben de bu oyuncuda çok fazla efor harcamak istemiyorum. Çok fazla yeşil paket harcamak istemiyorum. Ama orta seviyeli bir oyuncu için ideal. Yani 1-1-2 alması. Şimdi 1-1 yeni başlayanlar için şu 1-1-2'yi söyleyeyim ne olduğunu. Şimdi oyuncuyu seçtiğiniz zaman arkadaşlar antrenman yaptırırken 6 tane hızlı kontratak veya 6 tane depar atma veriyorsunuz. Ya bu şekilde bir mevki veya bir özel yetenek seçip bunu yapıyorsunuz. Ve bu antrenmanı yaptığınızda eğer 2-2 alıyorsa yani 2 artı 2 pozisyon alıyorsa veya 3 alıyorsa çok daha iyi bir oyuncuysa bu arkadaşlar oyuncunun çok hızlı geliştiğini gösterir. Ve siz bu oyuncudan çok yüksek oranda hızlı bir şekilde becerilerini arttırabilirsiniz. Çok büyük verim alabilirsiniz demek. Ama bu öyle çok hızlı gelişen bir oyuncu değil. Orta seviye bir gelişen oyuncu. Dolayısıyla bunda da artık sizin tercihinize göre daha fazla yeşil paket tüketerek bu oyuncuyu geliştirebilirsiniz. Şimdi yani eğer öyle çok hızlı gelişen bir oyuncu bulursanız 2-2, 3-3 artan o takdirde arkadaşlar bu oyuncu elbette çok daha az yeşil pakette daha hızlı gelişecektir. Peki gelişme nasıl olur? Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar bu oyuncuda bir beyaz alanlar var bir de gri alanlar var. Bizim yani sistemin beklediği beyaz alanların bu oyuncunun performansını daha hızlı yükselttiği, daha verimli olduğu, maç içerisinde daha etkin olmasını sağladığı özellikler. Dolayısıyla biz de bu beyaz alanların gelişimini arttırırsak antrenmanlarla bu oyuncudan daha yüksek verim alırız ve ona göre de şuradaki seviyesi 65'lerden işte 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 160 artık ne kadarsa artabilir. Şimdi bizim bu oyuncuları geliştirebilmemiz için mesela bir tane gelişmişten bir tane örnek vereyim. Bu yedekte gördüğünüz gibi mesela işte Yıldırım Beyaz güzel bir oyuncu. ST AMC özellikle. Gördüğünüz gibi deminki oyuncuyla aynı beyaz alanlara sahip hemen hemen. Orada AMR'ydi. Bu AMC özellikle. Şimdi pas verme, top sürme, şut, bitiricilik. Gördüğünüz gibi bunlar gelişmiş olan özellikler. Ama bunun yanında diğer alanlar, gri alanlar 1-1-48-1-29 gibi. Çünkü arkadaşlar gri alanın gelişmesini sistem beklemiyor. Yani gri alanlar düşük de olsa bu oyuncunun gol atması için veya sahada varlık göstermesi için önemli değil. Önemli olan beyaz alanların çok iyi olması, beyaz alanların çok gelişmiş olması. Biz de antrenmanlarda bu beyaz alanları geliştirecek antrenmanları öneriyoruz. Peki bu antrenmanlar hangileri? Dolayısıyla bu noktada arkadaşlar bizim bireysel olarak oyuncunun mevkisine bağlı olarak hangi mevkideki oyuncuysa bizim arkadaşlar bu mevkideki antrenman programını yani bu mevkiye özel bir antrenman seti kullanmamız lazım. İşte arkadaşlar onları da ben daha önce anlattım. Yani benim şu orta ileri seviye antrenman klasörüne bakarsanız orada ST AMC için hangi antrenmanları kullandığımı, işte DC için, DL için, DR için hangi antrenmanları kullandığımı, MC, ML için hangi antrenmanları kullandığımı ben tek tek anlattım. Oradaki videolara bakabilirsiniz. Biliyorum şu an aranızda kızanlar olacaktır ama arkadaşlar aynı şeyleri sürekli tekrar etmek istemiyorum. Ama dediğim gibi bu antrenman videoları
içerisinden seçip kendi antrenman setinizi uygulayabilirsiniz. Ama şunu söyleyeyim, bu önemli. Mesela ben orada atıyorum STAMC için işte 6 tane antrenmandan 7-8 tanesini söyledim. Bu antrenmanları kullandığımız zaman ne kadar verimli olabileceğini, hatta onları örnek uygulamalarda da yaptık. Şimdi mesela burada bazıları hızlı gelişmiş. Mesela hız 142 ama güç 111. Dolayısıyla ben bunun gücünü biraz daha fazla arttırmak isteyebilirim. O zaman benim o önerdiğim antrenman setinden mesela güç olanlara, gücü geliştirenlere biraz daha fazla ağırlık verebilirsiniz. Dolayısıyla bu sizin kendi özel tercihiniz olacaktır. Mesela veya sizdeki kondisyon nispeten düşüktür. Atıyorum işte 130'larda değil de 110'larda veya daha düşük bir seviyede. O zaman arkadaşlar ben önce bir kondisyonu arttırmak istiyorum diyorsanız, o zaman o önerdiğim antrenman setinde, yani STAMC videosundaki antrenman setindeki bu kondisyonla ilgili olan antrenmanlar, atıyorum işte uzun koşu hız kondisyonu arttırıyor. O zaman siz bunu tercih edersiniz. Bir bunu arttırırsınız, bir bununla bir gelişim sağlarsınız. Ondan sonra diğer antrenman moduna geçersiniz. Ama kullanacağınız 6-7 tane antrenman setini ben orada belirttim. Dediğim gibi STAMC için ayrı belirttim. Defans için ayrı belirttim. Hepsi arkadaşlar orta ileri düzey antrenman setleri, antrenman bölümü klasöründe mevcut Meccanen kanalımda. Evet arkadaşlar, bugünkü videonun sonuna geldik. Ama dediğim gibi önemli olan iki husus: günlük antrenmanlarla bu antrenmanları ayırmamız. Bu arada çok fazla yeşile ihtiyaç duyacaksınız. Yani günlük antrenmanda değil de özellikle bu oyuncu gelişiminde. O noktada arkadaşlar bitmeyen yeşil diye bir video çekmiştim. Orada bir kendinize bir strateji belirleyebilirsiniz. Ben şu alanda gelişeceğim diye. Özellikle bu konuda bu videodan faydalanabilirsiniz diye düşünüyorum. Bir de şunu söyleyebilirim. Arkadaşlar oyun içerisinde, yani bu oyunu oynarken tamam çok güzel ama bir de ücretsiz tokenlar veren bir kısım uygulamalar var. Bir kısım oyunlar var. Onları yükleyip onlarla geliştirebilirsiniz. O noktada da arkadaşlar bedava tokenla alakalı videomu izleyebilirsiniz. Oradan kendinize uygun, kendinizin hoşunuza gidecek programlar seçip yükleyip oynayıp oradan token kazanıp burada kullanabilirsiniz. Veya bundan daha kolayını söyleyeyim. Ben bunu daha çok sevdim. Güzel bir şekilde güzel bir federasyona girip veya kendi federasyonunuzu kurup ilerleyip ilerlediğiniz noktalarda, mesela şu an bildiğiniz gibi beni takip eden arkadaşlar biliyorlar. Şu an Elmas Lig'e çıktık. Ve otomatikman her hafta alacağımız tokenlar bize yeşil paket olarak geri gelecek. Evet arkadaşlar, videonun sonuna geldik. Kendinize iyi bakın diyorum. Meccanen'de kalın. Görüşmek üzere.